Geray Türk Türkiye'de panoya hoş geldiniz değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. Ben Irmak Hekimoğlu. Teknikte her hafta olduğu gibi sevgili arkadaşım Erdoğan Taşkın ve Canberk Köktürk bize eşlik ediyor. Ve bu hafta yine çok sevdiğim bir oyuncuyla beraberim. Daha önce de kendisini konu almıştık. Son çıkış filminde oynamıştı. Mutlaka ki takip eden dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz biliyorlardır. Şimdi de 7. Koğuş'taki mucizede yüzbaşı Faruk karakterini canlandırdı. Sevgili Deniz Celloğlu bizimle beraber diyorum. Hemen dönüyorum. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sağ olun. Siz ben diyeyim Teşekkür ediyorum. Sizi tekrar burada gördük. Mutlu olduk. Sözü almıştım diye hatırlıyorum ama geçen sefer geldiğinizde evet, evet. de. Baştan bir pazarlık yapıyorum konuklarla. Ona göre ikinciye çağırıyorum. Bayağıdır televizyonlarda da görmüyoruz. En son işte son çıkıştı galiba e, oynadınız. Şimdi de Yedinci Koğuş'taki Mucize'de Yüzbaşı Faruk'u canlandırıyorsunuz. Ne oldu da bu rolü kabul ettiniz? Nasıl döndünüz? Tekrardan sizden alalım. Çok da öyle e, büyük ara olmadı zaten sinemada. Ee, son çıkıştan sonra evet bir sene bir buçuk sene kadar geçmiştir. Ee, beni senaryo etkiledi. Yani çok böyle güzel güçlü bir yapısı var, dramaturjisi var. Ee, bir Kore uyarlaması. Daha önceden o filmi de izlemiştim zaten. Çok böyle güçlü o da yoğun bir film. Ee, senaryoyu okumadan hatta bizim kodlarımıza bu ülkeye nasıl uyarlayacaklar diye de merak ettim açıkçası. Ee, bence güzel olmuş. Altından da iyi kalkmışlar. Ee, i̇şte daha yeni girdi vizyona. Ben de izledim daha çok taze bir hafta. Geri dönüşler de çok güzel alıyorum. Ee, şimdi Sosyal medya sağ olsun. Hemen sıcağı evet. sıcağı da alabiliyorum bütün geri dönüşleri. İnsanlar mesaj atıyorlar, yorumlarda bulunuyorlar falan. Şimdiye kadar çok iyi. Yani sokakta da öyle. Yani sokakta da insanlar yani bu daha önce bu kadar hızlı geri dönüş <laughs> aldığım bir film de olmamıştı, ee, şimdilik iyi gidiyor. Daha <laughs> bugün dördüncü günü, üç gün oldu. Cuma günü girdik. Evet. Yani şey çok aslında ilginç, ben yorumlarına falan da bayağı bir baktım. Hatta fragmanında da zaten çok büyük etki yarattı. Türk izleyicisiyle yani neticede bir kore uyarlaması, Hı. fakat Türk izleyiciyle inanılmaz bir empati e, kuruldu. Bu nereden kaynaklanıyor sizce? Ya yani bu benim de çok merak ettiğim e, şey düşünce şey, sorulardan bir tanesi. Çünkü bizim e, televizyonda ve sinemada Kore uyarlamaları çok e, yaygın, revaçta. Yani Kore sinemasıyla aslında bizim Türk sinemasının çok ben benzerliklerini göremiyorum. Fakat yani bir de ya yani coğrafya da çok uzak birbirinden. Yani bayağı binlerce kilometre var arada. E, Eskiden hani Brezilya dizilerini evet. biz kullanırdık böyle 80'lerde ben hatırlıyorum. Annem izlerdi ben de çocuktum. Şimdi bir doğuya Kore'ye döndü iş. Galiba duyguları işleme ve onları ifade etme onları kullanma biçimlerimiz birbirine yakın. E, duygulu e, insanları sanıyorum yani Avrupa'nın soğuk, ve duygularını göstermeyen, onları kendi içinde yaşayan mizacına göre e, daha e, dışlak e, bir yapısı var sanıyorum Kore insanının da. Onun için bizimle örtüşüyor. Yani dediğim gibi çok fazla uyarlama var. Hem sinemada hem e, televizyonda, televizyonda. E, Kore sineması ile alakalı. Yani gerçi orijinaliyle biraz farklı tabii ki yani. Oradaki her uyarlamada. E, o sinemanın e, kodlarını bu tarafa e, transpoze etmek, işte çevirmek, uyarlamak gerekiyor. E, o anlamda da bizim filmin başarılı olduğuna inanıyorum ben. Yani birebir aynı değil. Evet. Bazı e, büyük değişiklikler var. E, böyle. Peki şimdi ben en azından sizi ilk kez bu kadar sert katı bir rolde izledim, biraz da şaşırdım hatta evet, böyle ben de ba şaşırdım. Ben bağırdığınız evet. sahnelerde falan çok da ipucu vermeden gitmek istiyorum ama hani o yüzbaşı sert soğuk e, Faruk karakteri biraz şaşırttı aslında. Çekinceleriniz yok muydu? Hani hiç bu zamana kadar böyle bir rolde oynamadığınız neticede bu asker karakteri nasıl olur? Bir de 80 döneminin askerini canlandırıyorsunuz, o nasıl hissettirdi mesela? Ya, çekincem yok aslında. Yani o çekinceleri aşabilmiş bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Vardır oyuncuların çekinceleri. Doğru yani karakteri oynuyor muyum? Doğru mu oynuyorum? Yanlış mı oynuyorum? Fazla mı? Eksik mi? Ee, fakat yani seneler içinde sonuçta bu bir ekip işi. Herkesin kendi işi, kendi görevi var. Kendinizi yönetmene bırakmanız gerekiyor. Yani sahneye çıkıp siz düşünsel, fiziksel hazırlığınızı yaptıktan sonra hatta ne kadar ...yüksekten başlarsanız, onu küçü küçültmesi, toparlaması daha kolay olur. Onu da yapacak olan yönetmendir zaten. Onun için hiç korkum yok. Ben kendi işimi... ...rahat ve e, huzurlu bir şekilde yapayım. Zaten bana bir şey e, işte çok sert oldu, çok fazla oldu. E, biraz düşürelim mi, kaldıralım mı? Onu yönetmen söylüyor. Benim de hoşuma gitti yani. ilk defa dediğin gibi böyle bir karakteri, e, bu kadar sert bir karakteri e, oynamam. Hatta ben... ...daha da sert, e, <laughs> daha sert... ...daha da sert girmiştim o işe. <laughs> Evet, Yumuşatılmış düşün... hali mi bu bizim Sonra şeyi de fark ettim. Ee, sinemayı izlerken e, seste de müdahaleler olmuş. Benim mesela orada koğuşta bir tane içeri girip bağırıp çağırdığım e, bir sahnede. O müdahale edilmiş Sesçi de sahnede. müdahale etmiş. Kısmış böyle benim sesimi fazla varmışım <laughs> diye büyük ihtimalle. <laughs> o bile bizi bir hoplattı izlerken. Ya ama... şimdi. Tüh bak bazen istiyorum keşke askere gitseydim diye yani e, ben bedelli yaptım askerliği. Hı hı. Bir de geçen e, dönem bu dönemde değil geçen dönemde hiç askere gitmeyenler vardı ya. Bir gün Ziraat Bankası, <laughs> Makbuz, Üsküdar Askerlik <laughs> Şube, ev. Zaten ev de çok yakın Selimiye'de. O kadar çabuk bitti ki askerlik. Ya o 3-4 saat içinde bir askerliği orada görmedik tecrübe ettim diyebilirim. Çünkü orası bir askerlik şubesi. En nihayetinde. Fakat bazen istiyorum orada acaba dünya nasıldı? Yani bilmeden aslında çok da askerliği nasıl olduğunu bilmeden bu karakteri oynadım. Fakat gidenler, gelenler, duyduklarım, dinlediğim hikayeler falan biraz sert oluyorlar askerler. Yani bir de o dönem şimdi karışık da bir dönem. Onun kendi sıkı yönetim zamanı, yüzbaşı Faruk'un kendi içinde durduğu yer, kafasının karışıklığı yani bu durumu onaylayıp onaylamadığı zaten onu görüyoruz e, filmde de. Yani bir e, iki arada bir derede bir çelişkili bir durumda kalıyor. Olması gerekenle olmak istediği arasında Evet bir evet. sıkıntı var. E, askeriye sonuçta e, sizden önce bütün programın düzenin yapıldığı sizin de onlara harfiye uymanız gereken e, bir sistem, bir düzenek. E, Yüzbaşı Faruk da zaten aynı e, e, durumla karşı karşıya geliyor yüzleşiyor yani emirler alıyor yapması gereken görevler var e, fakat e, işte insani e, e, tarafları devreye girdiğinde sorgulamalar başlıyor. Ve bir asker için görevini yapması gerekeni sorgulamak emir komuta e, zincirini kırmak aslında İşte bu durum sıkıntılı bir durum yani ve bu, bununla başa çıkmak tansiyonu yüksek gerginliği yüksek bir durum. Şimdi orada da işte o sertlikler inişler çıkışlar bazen e, şey olabiliyor. E, yani öyle yüksek e, yerlerde dolaşabiliyor. Onun için e, benim için hem keyifli hem de doğru dediğiniz çizgiyi e, yani doğru bir çizgiyi yakalaması zor bir roldü açıkçası. Ama dediğim gibi yani yönetmene güveniyorum. Ekip arkadaşlarım orada. Herkesle beraber o güzel atmosferi kurduktan sonra e, güzel oluyor. Yani arkadaşlardan da enerji İlker'le oynuyorum orada. İlker Aksun'la. Ben İlker Aksun'u severim. Saygıda duyuyorum yani. Abi gibi bakarım. Şimdi döneceğim bağıracağım ama ilk seferde <laughs> dönüp bağıramadım. Sanki İlker abiye bağırıyorum gibi <laughs> oldu. Yoksa ne alakası var? Adam mahkum. Ben de <laughs> oynuyorum da bir yiyeyim. yüzbaşı tam. İkinci, üçüncü e, çekimde... Evet, e, sorunuza dönecek olsak sert bir karakter oynadım, doğru. <laughs> Ee, benim filmi izlerken hissettiğim şöyle bir şey oldu. Bunu çok yorumlarda açıkçası okuduğumda göremedim ama doğru mudur diye size sorayım. Şimdi evet, Başrolde Aras Bulut önemli var ve o son dönemde böyle hani aşırı rolleri çok fazla oynamaya başladı. Gerçi o ilk zamanda da ben hatırlıyorum öyle bir geçer zamanki de de biraz böyle hani o karakterinin sinyallerini vermişti. Ee, ama burada film sadece Aras Bulut'un üstüne kurulmamış gibi hissettim ben. Yani zaten oyuncu kadrosu inanılmaz güzel. Ee, tam bir Şampiyonlar Ligi derler ya hakikaten öyle bir oyuncu kadrosu var. Ve ben sadece Aras Bulut'un üstüne kurulmuş, onun hikayesine kurulmuş bir e, sin film izlemedim açıkçası. Bana evet. öyle geldi. Siz ne dersiniz? <laughs> doğru doğru. Ee, yani nasıl bu soruya iki şekilde cevap vereyim. Evet yazarken, senaryoyu ve hikayeyi oluştururken derinlikli olsun. Zaten sinemamız biraz ee, daha yani daha gelişkin bir e, düzeye taşınmaya çalışılıyor zaten. Yani işte bücür cadılardan buralara kadar geldik e, şeyde televizyonda, sinemada yani hikayenin derinliği olsun, karakterin derinliği olsun yani senaryo ve hikaye kurgularken her karaktere ayrı ayrı açılımlar yapmışlar aslında. Yani kısmen daha da girilebilir olduğunu sezinliyorum ben. Yani hem kendi karakterim için hem diğer karakterler evet. için. Bu hikayenin anlatılması için, daha çok içine girilerek anlatılması için 2 e, saat on dakikada kısa bir süre bence. Bizim filmimizin süresi o kadar. Biraz daha da uzun olması e, daha da derinleştirecek. Daha da e, zenginleştirecek hikayeyi. Bu haliyle de zaten o yapılmaya çalışılmış. Ama bunlar benim çok... Ee, i, profesyonel bakış açım. Hı. Yoksa bu e, bir, bir seyirci izlediği zaman böyle bir eksiklik, e, böyle bir e, yani değişiklik, farklılık hissetmiyor. O hikayeyi çok güzel takip edebiliyor o açıdan. Ee, Arasa gelince de, bu arada Aras'ın oyunculuğunu ben gerçekten çok beğendim. Bir de sizin ikinci sinema filminiz Bizim beraber mı? Bizim ikinci. Onun yaptığı ilk sinema filminde beraber oynadık bu onun ikinci sinema filmi onda da beraberiz ee, birbirimizi tanıyor olmamız birbirimizle mesela o son sahnedeki sarılma e, anını ben gerçekten çok hissettim yani Aras'la bir abi kardeş ilişkimiz de var bir önceki filmden hazır paket kurulmuş bir duygu var zaten evet. çok enteresan ben Arası tekrar gördüğümde onu hissettim tamam mıyızla Çağanırmakla çektiğimiz filmde özellikle orada çok Yoğun duygusal bir ilişkiniz vardı ilişki kurmuş evet. kurmuştuk orada yani bu filmdeki e, hikayenin sonuna bağlanırken ki ikisinin ilişkisi oradaki duygudan benim malzeme olarak kullandığım çok şey vardı orada e, çok zorlanmadım açıkçası peki o filmde ilk karşılaştığınız sahnede ona karşı tavrın nasıl hissettirdi o paket duyguya rağmen mesela şimdi söyleyemiyorum da sahnenin ne olduğunu Evet çok da böyle filmi konuşurken biz gibi sen de oh, oh konuşuyoruz biz de İzledik, yani izleyenler de vardır belki <laughs> ee, şey yaptıktan sonra film, programı izledikten sonra da yani e, yok ya orada şey oluyor kayıt dedikten sonra e, çıkıyor akıldan şeyler e, karşımdaki kim burası ne neresi ya yani, tabii ki birkaç oyuncu şimdi zihnini ayırabiliyor yani ben karakter kişisini oynuyorum ben bir de bir deniz kişisiyim. Burada sağda solda insan. Şimdi gideceğim ona yumruk atacağım. Çakacağım adamı yere devireceğim ama e, ya onu kontrollü yapmam gereken bir bilinçte de orada devrede zaten. E, zaten öbür türlüsü çok <laughs> yanlış olur. Öbür türlü arkadaş oyuncu arkadaşlar da var kontrolsüz. E, ne yazık ki. E, yani Aras da bu aralar hatta Galaya ben gidememiştim, bir rahatsızlık geçirdim ee, gala akşamı bulunamadım onların arasında gece mesaj attım ona çünkü biz daha önce kendi aramızda bir izleme yapmıştık yani çok iyi gidiyor kariyerinde bence çok güzel roller çıkıyor karşısına çok evet. da çalışkan bir oyuncu Aras ikinci filmde de beraber olmanız çok güzel hoş olsun da çekelim bir daha beraber beraber oynayalım. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. Siyaray Türk. Siyaray Türk Türkiye'de pano kaldığı yerden devam ediyor. Değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. İlk bölümü kaçıranlar için hemen tekrardan söylüyorum. Konuğumuz ünlü oyuncu Deniz Celiloğlu bizimle beraber 7. Koğuş'taki mucizeyi konuşuyoruz. Ben kaldığımız yerden devam edeceğim. Şimdi çok olumlu yorumlar var dediğim gibi sosyal medyada ben okudum. Fakat böyle birkaç eleştiri alan yerlerde olmuş. Sıkı yönetim dönemini anlatıyor. İşte bir hani junta aslında. Ee, ve... Sen bir askeri canlandırıyorsun orada ve askerin çok sert çok katı gözüktüğüne dair yorumlar yapılmış e, orijinalinde bir polisken neden bizim ülkemizde asker seçilmiş gibi yorumlar yapılmış bu konu hakkındaki sizin fikriniz ne olur hmm. yorumlar hakkında? E i̇şte bu dediğim gibi orijinalindeki polis buraya Türkiye'ye e, kendi kodlarımızla bizim e, hangi e, mertebelerle yüzleştiğimize göre çevrilmiş yani bizim hayatımızda da darbeler askeri yönetimler yani başından beri alışık olduğumuz şeyler bunlar evet. ee, yani burada alt metninde e, hikayenin e, in yani vatandaş ve işte sistem yöneticileri arasındaki o ilişki de var. Şimdi 80 döneminde geçiyor olması işte bir hikayenin bir köyde zihinsel engelli bir baba ve onun tek başına kalmış kızı yani küçük böyle prototipler çizilmiş ve bunlar üzerinden bir daha büyük hikayeye. E, göndermeler yapılmaya çalışılan e, bir alt metni de var aslında bunun. E şimdi bizim böyle geçmişlerimiz var. Bizim bunlarla e, yüzleşmemiz de lazım ya da bunları analiz etmemiz lazım, bakmamız lazım. Yani işte çok sert çizilmiş diyenlerin de e, kulak verip ne demek istediklerini anlamaya çalışmamız lazım ya da işte aa çok doğru gösterilmiş. Aynen de böyleydi. Onlara da kulak. Yani sonuçta sinema ee, ve bu hikayeler tekrar anlatılarak gündeme getiriliyor yani tekrar dolaşıma sokulunuyor yani biz de bunlar hakkında tekrar düşünmeye başlıyoruz ne demek olduklarını bu figürlerin işte e, hayatımızdaki bu rollerin e, ama yani benim karakterim sonunda nihayetinde bütün o sertliğin o sert dünyanın içinden e, onu kırıp onu zorlayıp yani insana insancıl olana e, bir yol açmaya yani o eğer o dağlı taşlı e, bir e, görüntü ise mesela me, imajinasyon metafor olarak önümüzde ya onu kırıp aydınlığı e, dağları taşları delip e, işte ovaya düzlüğe çıkmaya çalışan karakterler de var. Yani benim oynadığım karakterlerden bir tanesi, öyle Keza e, Sarp Akkaya'nın oynadığı Müdür Na'il karakteri de öyle. Yani e, bu dönemleri tekrar hatırlayıp onları aslında farklı zamanlarda, farklı boyutlarda tekrar tekrar e, değerlendirip incelememiz bu açıdan önemli. Nasıl ki işte Avrupa sinemasının ya da daha sonra Hollywood'un da kullandığı yani İkinci Dünya Savaşı, Almanları, Nazileri tekrar 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 yani her sene bir Nazi filmi çekiliyor gerçekten de. Bazı eleştirmenler diyor yeter artık sıkıldık Nazilerden. Yok Nazileri şöyle gösterdiniz. Yok onları böyle gösterdiniz. E, gerek yok bunlara yani. Her dönem defayeten de gösterilmesi lazım. Yani bu dönemde bu, bu, bu sene bu son 3-5 sene içinde de yani yine polisle, askerle işte yaşadığımız o dönemlerle alakalı filmler var, çekiliyorlar. Hepsi bir şey söylüyor. Bunları unutmamak lazım. Ve hepsi e, madalyon gibi de değil sadece. Bir o yüzü bir bu yüzü de değil. Yani bir küre gibi her tarafından yani 360 derece her tarafından tekrar tekrar bakılması gereken meseleler zaten bunlar. Bunlar bizim tarihimiz. ...bunlarla tekrar tekrar yüzleşmemiz gerekiyor zaten. Evet dönem dönem de sorgulamak lazım. Ben evet. film hakkında çok fazla da aslında uzatmak istemiyorum. Çünkü <laughs> şey hani... ...ben de detaya giriyorum. Benim de sormak istediğim çok şey var. Hani ucu kaçacak diye korktuğum için... ...hazır sizi yakalamışken. Tiyatroda da varsınız, evet. televizyonda da varsınız... ...sinemada da varsınız. Şöyle genel bir konuşalım onlardan istiyorum. Tabii, tabii tabii. Sinemadan başlayalım mesela. En son sinemada... ...neticede izledik sizi. Ne alemde Türkiye'de sinema? Bu gişe kaygıları sanat filmleri, neler oluyor, neler bitiyor, nasıl bir yenilikler gelmeli, Üf. sıkıntısı varsa nedir, ne değildir yine totalden sorup Üf. topu bırakayım. Evet ya öyle bir <laughs> soru sordum ki yani. Evet üstünde çok konuşulacak şey var. Yani mesela şu an film ekimi, ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi Film Festivali, ondan sonra IF. Ee, yani son yıllarda özellikle hem sosyal medya, internetle yani Büyük prodüksiyonlar tiyatroda da işte sahne prodüksiyonları, işte sinemalar, festivaller e, zenginleşmeye başladı. Böyle bir 90'ları falan hatırlatmaya başladı bana yavaş yavaş e, bu dönemler. E, bence her gişede olsa sanat filmi de olsa bağımsız sinemada olsa her yerde bir çaba var. Ve bu çaba takdir edilmesi, desteklenmesi e, gerekiyor. Yani film ekimini ben ne yazık ki benim kendi başka e, işlerim, ben de bir yoğunluk içindeyim kendi özel hayatımda e, takip edemedim. Ama onların zaten bir eleniyor hepsi. Şimdi arkadaşlarım da var böyle eleştirmenler gidiyorlar o filmlere sosyal medya bu film bu film kötü şu bu falan. Onlar bir ön elemeyi yapıyorlar çünkü onlar hepsini izliyorlar benim öyle bir şeyim de yok durumum da yok. Bu ön sonra hepsini izleyeceğim. Ama çok güzel yerlere gidiyor. Çok güzel yönetmenler ilk filmlerini çekiyorlar. Emin Alper gibi, Özcan Alper gibi, çok başarılı bulduğum son zamanlarda işte Ramin Matin, keza geçen sene son çıkışı çektiğimiz... Çok güzel filmler çekiliyor, çekilmekte. Çok güzel hikayeler yazılıyor, yazılmakta. Yani bence çok güzel yerlere gidiyor. Türk sineması da sinemada. Ya ee, olarak böyle yapılıyor, evet ama mesela kıymet görme açısından nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Bence görüyor. Yani nasıl diyeyim? Zaten kıymetli bir şey az bir şeydir yani. Çok değil. Şimdi o kadar çok ki her şey dünyamızda. Bir de bu sosyal medyayla... ile dijital e, dünyayla her şey daha göz önünde yani zaten olduğunu bildiğimiz zaten olan bazı şeyler bunun e efektiyle e daha fazla hissediyoruz biz bunları yani burada demeye çalıştığım şey şu aslında e kaliteli şeyler yapılıyor zaten kaliteli şey az yani Hollywood sinemasına baktığında da yani Amerikan sinemasına baktığımda da çok bir şeyler yapıyorlar. Yani Oscar'lar düzenliyorlar, işte filmler giriyor, Joker'ler, işte büyük bütçeli e, ana akım işler, filmler ama yani onlarda da kaç tanesi, bir tanesi, üç tanesi, beş tanesi benim açımdan e, elekten geçip sona kalıyor. Burada izleyiciye takipçiye, seyirciye şöyle bir görev düşüyor yani bu çokluk dünyasında. Seçici olabilmeyi ve kaliteli şeyi bulabilmeyi, tespit edebilmeyi ve onu anlayabilmeyi öğrenmek yani bu meziyeti geliştirmek gerekiyor. Daha sonra zaten bir insan bir sene boyunca kaç tane film izleyebilir? Kaç tane kitap okuyabilir? İşte her ay iki tane kitap okusa bu demek oluyor ki senede 20-25 tane kitap okuyacak. Her hafta bir tane film izlese bu demek oluyor ki 40-50 tane film izleyecek. Ve emin olun bir sene içinde bütün dünyada 40-50 tane, Türkiye'de 15-20 tane, bütün dünyada 25-30 tane çok kaliteli kitap çıkıyor. Basılıyor. Bu kadar da telaşlanmaya da gerek yok. Sadece bu kalabalık ve çokluk ve kaos içinde aklı selim dingin tutup e, neyi nasıl bulabileceğimize dair işte kendi mekanizmamızı geliştirip e, onu oturttuktan sonra e, hayat kolay. Biraz kafamız karışıyor bizim. Dağınık. Evet. Yoksa kaliteli iş olmuyor diye bir şey de yok bence. Yani ama hep, mesela sanat hep filmleri öyleydi. gişe filmlerine göre daha ilgi görüyor ne yazık. Ya böyle biz çok ağır dramlar hani oturalım Saliye sümük ağlayalım istiyoruz ya da böyle çok küfür kıyamet olsun sonuna kadar gülelim istiyoruz. Burada da izleyici de ben problem var diye düşünüyorum. Ama ben şöyle bir dünya hiç hayal edemiyorum ya. Evet. E, fikir olarak çok güzel. Düşünsene yani sanat filmlerinin 3 milyon, 5 milyon yaptığı ülkemizdeki <laughs> gişe rakamlarına göre e, ee, mesela Recep İvedikler'in, işte Cem Yılmaz'ların ve ana akım e, popüler e, sinemanın e, 20 bin, 30 bin yaptı. Yani böyle bir dünya yok. Çünkü e, yani diğerlerinin neden bu kadar popüler olduğunu izlendiğini de anlıyorum. Şimdi o rahatlatıyor insanları, gevşetiyor. Hani bir olay örgüsü izliyorsun sadece. Ee, seni fazla yormuyor yani beynini, bilincini. Zaten bu modern dünyada kent, büyük kentte yaşıyoruz hepimiz zaten allak bullak olmuş, karmakarışma. Ee, neden izlendiğini de bu popüler işlerin onu da anlıyorum. Ee, fakat dediğim gibi ya böyle çabalarla insanları o tarafa küçük küçük, yavaş yavaş, yavaş yavaş ee, çekmeye ben ben kendi açımdan çekmeye çalışıyorum yani şimdi bir mekanım var o mekanımda film gösterimleri yapmaya çalışıyorum ee, sosyal ortamlara girdiğimde mutlaka e, işte beni etkileyen kitap olur e, işte sanat filmi olur e, üzerine düşünülecek e, ciddi meseleler olur bunları konuşmaya ve o ortamda bir şekilde bunları sokuşturmaya e, çalışıyorum. Benim etrafım da öyle. Dışarıda sosyalleşmeye çıkıldığında e, genelde insan eğleniyorlar. Boş dediğimiz fakat yani kafa boşaltan yani. Evet. Boş derken hani kötülediğim ve eleştirdiğim bir şey değil yani. Genelde boş sohbetler, geyik dediğimiz şeyler yapılıyor işte. Bunlar yapılacak da insanların buna ihtiyacı var. E fakat işte bu kent hayatı, bu modern hayat bizi ona mecbur bırakıyor yani. Başka bir şeye kafa kalmıyor. Valla ben kendi açımdan gittiğim yerlerde e, arkadaşlar bir de böyle şeyler var. Bununla mı konuşalım birazcık? İşte birazcık da böyle ciddi şeylerden mi bahsedelim diye aralara sokuşturuyorum her şeyleri. Yani bu bile yeterli. E, yani ben o kadar da şey bakmak istemiyorum. Çünkü bakılırsa kötümser gerçekten de. E, bakılır. Oranın da sonu yoktur. Herkesi de içine çeker. Şimdi işte bakın yani savaşlar, iletişimsizlikler, e, açıyorsun televizyonu, e, işte politikacılar, siyasetçiler konuşmaya çalışıyorlar. Programlarda bir iletişim yok, herkes birbirine bağırıyor, çağırıyor, anlamak istemiyor bu durumlarda. O kanala ve o rüzgara girmek istemiyorum. Yani ki bu kendi aklımla, dimağımla, bu genç enerjimle e, başka bir şeyleri aşılayayım. Bu ortamı, bu iletişimsizliği e, zaten işte yani birileri beslerken o dolaşımdayken e, ben de buna katkıda olmak istemiyorum yani. Po pozitif düşünmeye ve bir şekilde e, zor da olsa görülemeyecek de olsa e, bir umut, işte bir çaba, onu fark edip onun peşinden e, gitmeye e, çabalıyorum diyeyim neticesinde. Yani ben olumlu görüyorum her şeyi, her şekilde. Ne olursa olsun. Geçen sefer bir e, dijital olayını konuşmuştuk sizinle. Artık dijitallere geçiyor, kayıyor. Hmm. Hani insanlar da ona ilgi gösteriyor, talep gösteriyor. Bu güzel bir şey dedik evet. ama son yaşanan e, durumlarda artık oraya da bir e, sansür uygulaması gelecek. Bu konu hakkında ne Evet. Bakınız onlar çok can sıkıcı. Hadi bunda da olumlu bakın. Bunda olumlu <laughs> bakılacak hiçbir taraf yok ne yazık ki yani. Evet. Başında bu mesela YouTube gibi yani Instagram gibi, Twitter gibi sosyal mecralar aslında şunun habercisiydi. Yani artık birey gerçekten özgürleşiyor. Kendini ifade etmek, kendini ortaya koymak anlamında ee, güçlü bir e, silahı var elinde. Bir mecrası var. Yani ben bugün bu halimle tek başıma hiç kimse olarak arkamda ne bir sermaye, ne bir e, işte yatırımcı, ne bir destekçi çıkıp oraya e, insanlara anlatmak istediğim şeyi anlatabilirim, var olabilirim. Bu çok güzel bir şey. Fakat işte bunun da, bunun bile yani bir şekilde e, fark edilip Demek ki böyle şeyler izleniyor. O Orada bir şeyler oluyor. Bizim oraya hemen gidip müdahale etmemiz gerekiyor. Yani Korkutucu bir şey. Açıkçası yani hiç, hiç de hoş değil. Fakat yine bakılacak olumlu bir taraf. Şöyle. <laughs> ne yani? Bunlar bizi durduracak mı? Bunlar bizi işte efendime söyleyeyim korkutacak mı? Geri mi bastıracak? Ee, sansürler oluyor, bir şeyler oluyor. Zaten şöyle bir şey. Sosyal medya, dijital internete çıktık diye hiçbir zaman... Özgür dildik gibiz. Ya şimdi mesela YouTube'da blogger kanallarda şimdi karşılıklı konuşuyorlar böyle. Özgür mü onlar internette işi? Her şeyi konuşamıyorsun zaten. Oto sansür diye bir şey var. Sansürü konuşacaksak önce oto başlamamız lazım. Tabii çok geniş bir mesela önce o oto oto sansür duygusundan algısından bir kendimizi çıkarmamız lazım. Onu bir uygulamayalım kendimize. Sonra da işte dillendireceğiz, konuşacağız. Bir arada çok vaziyette e, talep edildiğinde e, ve bu talepler e, akla, hukuka, kurala, nizama uygun bir şekilde e, yapıldığında olduğunda e, yani bir karşılık bulacaktır diye düşünüyorum. Şimdi nasıl dünyada bu iklim kriziyle alakalı küçücük bir çocuğun demek istemiyorum Evet. yani Greta e, yüce gönüllüsünün hanfendisinin yapmaya çalıştığı şey e, yani bana bir şeyleri e, mümkünatını başka bir dünya mümkün hissini e, aşılıyor e ben de işte o, o yol ayrımında kaldığımda karşıma böyle şeyler çıktığında işte sansüründen engellemesine bir şeyine falan. Yani yine o tarafa yani umutlu tarafa döndürmek istiyorum, kırmak istiyorum dümeni. Ama evet, işte ne yazık ki böyle şeyler var. Netflix Türkiye'den Bu, çekilecek dediler bir ara. Ona ihtimal verir misiniz? Çekilecek mi? Tabi tabii, öyle ya dediler. O, ya affedersin içimize girene kadar. <laughs> <laughs> Amacı o nereye çekilecek? Tabii, tabii. Niye çekilecek? Bu şeyler Rütük uygulamasından kaynaklı Türkiye çekilir falan Hiç diye. Hiç zannetmiyorum. Netflix'in şey yani böyle nabza göre şerbet gibi her <laughs> ülkeye, her coğrafyaya ayrı ayrı programlar üretecek. Yani bakacak o buralarda bu olmuyor. O zaman bu ülkeye bunu üretelim, şunu üretelim. Yani sonuçta orası bir e, Ticarethane yani öyle çekilmek falan gibi bir şey yok. Yani bu burası çok büyük bir e, pazar, pazar onlar için. Evet. Çekilmek yerine tarzlarını değiştireceklerdir. Onlar da içerik kısıtlamaya mutlaka ki bir şeyleri kırpa kırpa giderler herhalde. Ama şey... şu kısıtlamak şey konusunda. Şimdi bir şey daha söylemek. Bu bazen kafayı çalıştırmaya da çok e, imkan veriyor. Hımm. Doğru. Bizim mizah anlayışımız, bu ülkenin eski mesela işte politik tiyatrosuna baktığım zaman, mizah geçmişine baktığım zaman, şimdiki mizahından bahsetmiyorum yani. Evet. Şimdiki çıkıp, çıkıp stand-up'larda falan yapanlardan bahsetmiyorum. Bu kültürümüzün böyle olmasının sebebi de yani bizim zeki, mizah yapabilen, düşünen, eleştirel bakışa sahip işte... Böyle hani ka kavrama yeteneği e, gelişkin bir e, millet olmamızın sebebi de aslında bu baskılar engellemeler arasında nasıl böyle slalom yaparız nasıl geçeriz orada bir şey var <laughs> onun üstünden nasıl atlarız bu. Yani bunlar bizi e, yani nasıl diyeyim şeyden düşüreceğine yani psikolojimizi düşüreceğine o pist biraz şey olmuş <gülüyor> <gülüyor> böyle hani. Le, level zor olmuş. Müzik Biz... atların bölümü. <laughs> Aynen bölü, bölümü nasıl eğlenceli bölüm olmuş gibi bakarsak. Daha güzel bence yani. Doğru. Güzel bir bakış açısı. Bir de bu şimdi son dönemde ben niye ise bir ısınamadım ama yani bu benimle de alakalı olabilir bilmiyorum. Çok prodüksiyonlu böyle büyük büyük tiyatrolar falan hani işte müzikaller yapılıyor şu yapılıyor bu yapılıyor. Hani tiyatronun özelliği bana göre sade oluşu hani e, az Oyuncu, az dekor, hani gerçekten hikayenin anlatılmaya çalışılması vardı hani tiyatroda benim için. Ama son dönemde böyle bir furya mı diyeyim artık öyle bir noktaya gelmiş durumda. O konu hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Hı hı. Şimdi modern ve böyle zengin e, dünyanın, işte çeşitliliğin, çokluğun ve çoğulluğun iyi taraflarını alırsak düşüncesiyle şöyle bir yorumda bulunabilirim Bu bir pasta yani büyük bir pasta Hatta ve e, dilimlerinden bir tanesi diyelim ki işte büyük prodüksiyonlu tiyatrolar işte bir tanesi televizyondaki, işte işte abuk subuk diziler, bir tanesi işte eee tirajı düşük kendi sesini çıkarmaya çalışan bağımsız e, işte dergiler, işte bir tanesi. Bunlar koca bir pasta. Ve e, herkese de seçenek sunmuş oluyor bu düzen, hı hı. bu sistem, bu düzenek yani ben onu da yemek istiyorum, bunu da yemek istiyorum, bunu da yemek istiyorum yani biraz önceki konumuzla bağlantılı olacak olursak evet yani şimdi bazı insanlar şu pastadan yemek istiyorlar ama yani izin yok ya da o pastayı bulamıyorsun ee, yani canın istiyor ama öbürü öyle bir domine etmiş ki orasını açmış böyle pastanesini kocaman yani ne yazık ki ee, yani isteyen istediğini gidip e, alıp talep edeceği e, bir işte çok zengin bir ortam yaratıyor burası. Fakat e, yani, yani dönüp dolaşıp tüketicinin bilinçliğine geliyoruz burada fakat ne yazık ki yani. Bir de burada Ben burada ne, ne desem boş. Popülerlik kaygısının da ön plana çıktığını düşünüyorum ve popülerlik kaygısının tiyatroda hani tiyatroyu ilerletebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hmm. açıkçası. Şöyle aslında ya biz yeni emekliyen yavaş yavaş ayağa kalkan bir işte ülke iz yani nasıl diyeyim bu süreçleri aslında insan ömrü 70 80 sene gibi yani insan ömrüne ne yazık ki sığmayacak evet. ee, işte süreçler olduğu için bunlar telaşa kapılıyoruz. Evet. Ama yani baktığımız zaman tarihsel sürece bu ülkede işte e, küresel e, anlamda Avrupa'da ya da Dünya'da da iyi şeyler oluyor. Şimdi kim derdi 90'larda hatırlıyorum enseyi karartmayın diye hep onu hatırlıyorum bir tane gazeteci. Şimdi bak bu şeye gelince o kafaya giriyorum. Evet. E, var yani şimdi diziler televizyon bitince o dizilerdeki kadro o popüler kadro bir sermaye ile desteğiyle işte böyle büyük prodüksiyon tiyatrolarına sahnelerine geçiş yapıyor ve aslında o dizi seyircisini o televizyon seyircisini o popüler ikon seyircilerini sahneye çekip yine bir e, ee, işte ticaret döngüsü orada devam ettirilmeye çalışılıyor. İşte orada da yeni kitleye hitap etmeye çalışmaktan ziyade var olan kitleyi elde tutmaya <laughs> çalışmak noktasına geliyor bence. Evet ama şöyle de bir şey söyleyeceğim. Ee, yani bazen görüyorum evet sokakta bu soru bu soru farklı farklı şekillerde farklı farklı bağlamlarda, açılımlarda, yerlerde farklı sosyokültürel kültürel sosyo-ekonomik e, kitlelerce bana soruluyor mesela. Ama çoğunluğunun da araştırmadığını görüyorum ben. Hmm. Yani gerçekten var kaliteli işler. Gerçekten söz söyleyen, e, küçük e, kendi yağında kavrulan demek istemiyorum. Yani çok basit, aşağılayıcı bir kelimeymiş gibi geliyor. Fakat yani kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışan ekipler, gruplar, insanlar var. Doğru. Ama işte sizin onlara ulaşmanız için çaba harcamanız gerekiyor. Yani bu e, bu modern çağın bu internetin bu tıkla gelsin her şeye hemen ulaşın buna bu kadar alışmamak gerekiyor. E, yani şeyi de anlamıyorum çünkü sen her şey hemen ayağına gelsin, her şey çok çabuk olsun. Ee, i̇şte bu, ya bu, bu 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 düzene bu bu kendi alışkanlığına nasıl onu köklendir, ona alış. Sonra da işte valla Deniz Bey hiç de şey yapımlar göremiyoruz. Ee, tiyatro galiba şey oluyor, olmuyor aslında. Gerçekten olmuyor. Ama ee, işte çıkıp araştırmak gerekiyor. Yani ne yazık ki Netflix evet bir yandan bize bir özgürlük veriyor mesela bu, bu gibi portallar. Fakat oturuyorsun evine rahat. Oh ne izle orada ya yani bir, herhangi bir araştırma yapmana gerek bile yok. ne izleyeceğini sana orada veriyor. Öneriyor sana. İşte izlediklerine i̇zlediklerine göre bir liste çıkartıyor senin karşına. Sen bunu seversin diyor. Al izle diyor. İşte bu e, şey tiyatro da öyle, e, bu e, büyük e, prodüksiyon tiyatroları da öyle zaten her yerde bas bas reklam 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 orada her yerde gözüne sokuyorlar, kaşına sokuyorlar. Ya tamam ona git ama peki başka şimdi diğerine ulaşmak için çaba ihtiyacın var yani bir araştırmanın içine gireceksin, ne yapıyorlar, kim bunlar okuyacaksın, kalkacaksın yerinden, oraya gideceksin. Efor sarf, efor sarf edeceksin. Yani bunları yapmayıp sonra vallahi dünya çok kötü bir yere gidiyor. <laughs> Olmuyor. Doğru. Yani <laughs> sen önce dünyanın iyi bir yerlere gitmesine e, kendi çabanı gerçekten ortaya koyduğuna bir inan. Önce kendine inan. Ondan sonrası gelir. <gülüyor> <gülüyor> Peki son olarak şunu da sorayım yok mu televizyonda bir proje görür müyüz yakında televizyonda sizi? Ya bu aralar televizyonla mesafeliyiz. <laughs> ee, evet isterim tabii ki. Ee, fakat gerçekten artık senaryonun beni yakalaması lazım. Yani hmm, biraz biraz daha içinin dolu çalışılmış öyle kof olmayan seçici davranacağım. Evet evet diyorsun. biraz bundan sonra seçici davranacağım çünkü e, artık yani ben de bir yere geldim yani e, kariyer anlamında bahsetmiyorum yani Hı -hı. düşünce fikir bakış açısı anlamında biraz daha detaycı işte bu bahsettiğim arayışı yani kendime de döndüğüm yaptığım eleştiriler bunlar zaten hani bekleyeyim olmasın olana kadar bekleyeyim ama olunca da güzel iyisi olsun. Evet. Mekan nasıl gidiyor? Kendisi bir mekan. Güzel gidiyor. Vallahi güzel gidiyor. Yani çok mutluyum ben orası e, başladığı olduğu için yani hatta her e, biraz bebek gibi bebek bakmak gibi bir şey. Yani ilk başta bir Allah oh Allah bunlar ne yapacağız şimdi <laughs> ne olacak e, böyle bir korku başımıza mı yıkılacak, götürebilecek miyiz? Çünkü o, onun da yani bir, bir sürü şeyi var. Yani işte ticari boyutu var, ekonomik boyutu var. Ee, ama bize ait kendimizi ifade edip ortaya koyabileceğimiz e, özgürce ortaya koyabileceğimiz bir yere, mekana sahip olduğum için e, çok mutluyum. Yani orada projelere başladık. Ee, işte atölye çalışmaları, sinema gösterimleri, e, kitap okuma grupları. Orası hem bir e, kitap evi, hem bir kafe, hem bir atölye mekanı. Mahallede yerelcilik ve mahalleciliği e, çok önemsiyorum. E, Selimiye e, de Üsküdar'ın Şirin, semti Selimiye'de. Vallahi benim için çok güzel gidiyor orası. Orası benim çok... E, şey yani böyle canım ciğerim. Gözlerinizin içi güldü. Evet. Konuşuyoruz. <laughs> ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet. Aa bitti. Bitti. İyi, hadi bakalım tamam. Nefes, <laughs> demek ki ya. su gibi geçmiş buradan bunu anlıyorum. Çok mutlu oluyorum böyle deyince evet, evet. teşekkür ediyorum. Ya ben de böyle hani program gibi olmayınca güzel oluyor. Yani hani sanki böyle... Karşılaşmışız da muhabbet ediyormuşuz gibi çok güzel. Çok teşekkür ediyorum, mutlu <laughs> oluyorum bu yorumları duyunca. Bu haftalıkta bitirdik panoyu sevgili dinleyiciler ve izleyiciler haftaya görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. CRI Türk.